Efendim selamünaleyküm, ee, sizlerle 10. Sözün 10. Hakikatini epeydir paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi de yine 10. Sözün 10. Hakikatinin kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Eğer farz muhal olarak şu işleri çeviren, şu misafirleri ve misafirhaneleri değiştiren, yani hem misafirleri hem misafirhaneleri değiştiriyor, öyle bir kudret var tasarruf ediyor. O kudret sahibinin tasarruflarını, işlerini, fiillerini her şeyde, herkeste, her birimde, bütün etrafımızda, bütün dünyada, bütün insanlarda, bütün canlılarda görüyoruz. Hem misafirleri hem misafirhaneleri değiştiren bir kudret. Sultan-ı Sermedi'nin Allah'ın gücü, kudreti her tarafta kendisini gösteriyor. Şu misafirleri ve şu misafirhaneleri değiştiren Sultan-ı Sermedi'nin yani Cenab-ı Allah'ın daire memleketinde o geniş memleket dairesinde daimi menziller, ali mekanlar, yüksek mekanlar, sabit makamlar, sabit makamlar, baki meskenler, ebedi devam edecek olan meskenler, mukim ahali, ikamet eden halk, insanlar, mesut ibadı olmazsa, mesut kulları, saadet içinde, huzur içinde, mutluluk içinde yaşayan kulları bulunmazsa, ziya, hava, su, toprak gibi kuvvetli ve şumulu dört anasırı manevi olan hikmet, adalet, inayet ve merhametin hakikatlerini nefyetmek. Yani bu dört hakikat manevi hakikattır bunlar. Manevi unsurlardır. Hikmet her şeyi kuşatmış ve bizim gözümüze ilk planda gözüken hakikatlerden birisi. Adalet. Her şeyi içine almış. Taşıyla, toprağıyla, ağacıyla, kuşuyla, insanıyla. hariçte hiç kimse yok. Her şeyi adaletle yöneten bir kudret, bir güç var. Adalet. Herkesin ilk planda gördüğü manevi hakikatlerdendir bu. İnayet. İnayet her şeyi kuşatan, her şeyi, her şeyi yetişen, her şeyin her ihtiyacına, imdadına, imdat çağrısına koşan bir inayet var ve bu inayet yeryüzüne hakimdir dünyaya hakimdir, kainata hakimdir. Bunu ilk planda görmeyen hiçbir insan yok. İnansın inanmasın. Kafir mümin bunu görür. Herkes elini açsa, herkes başvursa, rica etse, kapısını çalsa bu dünyada yardım görmeyece hiçbir şey yok. Ağaçlardan, kuşlardan, topraktan, taştan, suya kadar. Her şey insanın imdadına koşuyor. Ve merhamet. Merhamet bu dünyada önemli bir Manevi unsurlardan birisi. Herkes merhameti de görür saygıdeğer izleyiciler. Bu dört unsur bizim e, dünyada gördüğümüz dört temel unsur olduğunu felsefecilerin de ifade ettiği ta ilk çağlardan beri nedir bunlar? Işık, hava, su ve toprak. Dört unsur diyorlar. Temelde, varlığın temelinde bu dört unsur var. Işık var, hava var, su var, toprak var diyorlar. Şimdi Bu dört unsur maddi planda olduğu gibi dört manevi unsurda inayet, adalet, hikmet, merhamet bu dört manevi unsurda her tarafta var. Her şeyi ihatası altına, kuşatması altına almış. Dolayısıyla bu dört unsuru nefret gerekiyor. Olmadığını düşünmek gerekiyor. Ne zaman gerekiyor? Eğer o Sultan-ı eğer o Cenab-ı Allah'ın memleket dairesinde dünya onun bir memleketidir. Yaşadığımız bu alem Allah'ın memleketidir. Bu dünya hemen arkasında bizi bekleyen ebedi bir alem, ahiret alemi, ahiret yurdu, ebedi memleketler Allah'ın memleketidir. Dolayısıyla eğer o memleket dairesinde, dünyasında, ahiretinde, ebedi alemlerinde eğer eğer daimi menziller yoksa, daimi menziller yoksa, ali mekanlar, yüksek mekanlar yoksa, sabit makamlar Yoksa ya yani bir makama geliyorsun 3-5 gün sonra 3-5 sene 3-5 yıl 3-5 asır sonra o makamdan düşüyorsun. O makam senden alınıyor. Bugün şu makama getirildin. Yarın o makamının tenzil ediyorsun. Tenzil rütbe diyorlar. Terfi var, tenzil var. Eğer o makamdan alınıyorsan sabit değil o makam. Baki meskenler yoksa, baki evler, baki yaşama yerleri, baki mekanlar, baki memleketler yoksa Mukim ahali yoksa, ya orada ikamet eden insanlar, oranın halkı, oranın insanı ikametine devamlı değilse ve mesut kulları bulunmazsa, oradaki bütün insanlar mesut değilse, saadetli değilse, huzur içinde değilse, mutlu değilse o zaman, o zaman diyor ki e, hikmet, adalet, inayet ve merhametin hakikatlerinde olmaması gerekir, olmaması gerekir. Neden? İlahi merhamet varsa bu dünyanın ahireti olacak. İlahi adalet varsa bu dünyanın ahireti olacak. İlahi inayet varsa ve herkesin her derdine koşan bir inayetse bu bu dünyanın ahireti olacak. Ve ilahi hikmet varsa her taşta, her kuşta, her böcekte, her sinekte, her suda, toprakta, dağda, yeryüzünde, yüzünün her yüzün her bölgesinde bir hikmet varsa ölümde de kalında da hayatta da hastalıkta da bir hikmet varsa bu dünyanın ahireti olacak. Çünkü ahiret bu dünyayı tamamlayan temel bir unsurdur. Ahiret olmazsa bu dünyanın, dünyanın varlığını hiçbir kıymet harbiyesi olmuyor saygıdeğer izleyiciler. Bu dünya varsa ahiret olacaktır. Eğer bu dünyada hikmet varsa ahiret olacaktır. Çünkü hikmetle ahiret dünyanın tamamlayıcısıdır. Hikmetle Ahiretin varlığı hikmet penceresine baktığımızda dünyanın tanım, tanımlayıcısıdır. Eğer hikmet penceresine baktığımızda ahiret olmayacak olursa dünya çok güdük, kısa, kadük ve e, hiç işe yaramaz. Pespaya bir alemden öteye geçemez. Eğer adalet pen penceresine baktığımızda ahiret olmayacaksa adaletin de olmaması gerekiyor. Çünkü dünyanın yaptıkları, insan dünyada yaptıkları her şeyin, bir neticesi var. Ahirette çoğunluğunu insan alıyor. Bir kısmını, az bir kısmını dünyada görüyor ama çoğunlukla insan ahirette e, adaleti görecektir. Bu dünyada masumlar var, mağdurlar var, mazlumlar var, zulüm görüyorlar ve bu zulüm görenlerin hemen hemen hepsi diyebiliriz e, zalimden, zalimden hakkını alamıyor. Mazalim de neticede ölüp gidiyor. Ölüm zalimi de mazlumu da eşitliyor, ölümle eşitliyor. Mazlum da ölüyor, zalim de ölüyor. Zalim iktidarıyla, gücüyle, kuvvetiyle kaçarak işte kendisini saklayarak, zulmet zulmetmediğini düşünerek, hak ettiklerini karşı tarafın düşünerek veya kendisini bir şekilde bir şekilde izahlarla, yorumlarla, tevillerle zulmetmediği, zulme, zulüm olmayan bir tarafa attığını düşünerek, yaptıklarının zulüm olmadığını düşünerek ve devrin işte ilcatına göre haklı olduğunu öne sürerek kurtuluyor. Ama gerçek zulümse mazlum da bir taraftan eğer zulüm görmüşse mazlumun hakkını zalimden alacak bir ahiret alemi olacaktır. Mağdurlar, mazlumlar, zulme uğrayanlar, haksızlığa uğrayanlar, dünya kadar insanlar, dünya kadar hayvan var, dünya kadar canlı var. Bütün bunların hakkı, hukuku nerede? Kim ona hakların hukuklarını verecek? Ahirette adil olan Cenab-ı Allah verecektir. Bu dünyada zulme uğrayan ahirette bu zulmün karşılığını görecektir, bedelini görecektir. Zulmeden zulmün bedelini görecektir. Zulme uğrayan da mazlum da o da karşılığını bulacaktır. Zalimden alacaktır. Adalet varsa, adalet varsa ki Allah adildir, adalet vardır diyoruz. Eğer adalet varsa bu dünyanın ahireti vardır. İnayet varsa İnayet varsa bu dünyada herkese her istediği şey veriliyor böyle bir inayet var diyorsan kardeşim ahirette vardır dünyadan ahirete göçen herkesin her şeyin her canlının ahirette de her isteğine o inayet cevap verecektir o inayet hiç kimseyi orada yalnız başıboş kendi halinde bırakmayacaktır merhamet varsa bu dünyada hakimse bu merhamet ahirette de inşallah e, cari geçerli olacaktır. Ahirette de vardır. Dolayısıyla eğer eğer Allah'ın bu dünyada bu dört unsurun ilk bakışta ilk bakışta çok farklı daha farklı sıfatlarda daha farklı özellikler de görebiliyoruz ama ilk bakışta bu dört unsur eğer herkes görebiliyorsa o zaman bu hakikatleri nefyetmemek için bu hakikatların vardığı varlığını ifadenin temel şeyler ahiretin varlığıdır. Aksi takdirde e, bu hakikati nefyetmek, olmadığını düşünmek, o anasır zahiriye gibi görünen vücutlarını inkar etmek lazım gelir. Yani su yok, toprak yok, ışık yok, hava yok demen gerekir. Hava yok mu var? Yok deme imkanı yok. Işık var mı? Var. Yok deme imkanı yok. Toprak yok mu? Var. Yok diyemezsin. Su yok mu? Var, yok diyemezsin. Bu dört unsur nasıl ki varlıklar aleminde, varlıklar cebesinde varsa bu dört manevi unsur da Maneviyat cephesinde vardır ve bunu herkes de görüyor. Öyleyse ahirette vardır demek gerekiyor. Çünkü şu bekasız dünya ve mafiha bu dünya ve bu dünya içindekiler onların tam hakikatlerine mazhar olamadığı malumdur. Neyin tam, tam hakikatine? Yani inayetin, hikmetin, adaletin, merhametin gerçek hakikatlerine bu dünya mazhar olamıyor. Bu dünya küçük kalıyor. Bu dünya çapsız kalıyor, bu dünya kadık kalıyor, bu dünya inayeti, hikmeti, adaleti, rahmeti tam manasıyla gösteremiyor. Ahiretle beraber ancak gösterebilecek. Dolayısıyla ahiret'in varlığı bu hakikatlerin varlığını, bu hakikatlerin varlığı ahiret'in varlığını zorunlu kılıyor. Eğer başka yerde dahi onlara tam masar olacak mekan bulunmazsa, başka yerde dahi eğer o hakikatlere, inayete, hikmete, adalete ve rahmete mazhar olacak mekanlar, yerler bulunmazsa o vakit gündüzü dolduran ziyayı, gündüzü dolduran ışığı gördüğü halde güneşin vücudunu inkar etmek derecesinde bir divanilikle ışık var ama güneş yok diyorsun. Böyle bir divanilik olabilir mi? Işık varsa ışık kaynağı vardır. Işık varsa kaynağı vardır. Işık kaynağı olmadan ışık olamaz. Güneş olmadan Işık olamaz. Işık varsa güneş vardır. Güneşi görmüyorsan o senin sorunundur. Öyleyse gündüzü dolduran ışığı gördüğü halde güneşin vücudunu, güneşin mevcudiyetini inkar etmek derecesine bir divanilikle şu her şeyde bulunan gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek. Gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek. Şu vücuduna bir bak Allah için. Bir kıldan bir tüyden, bir tırnaktan, bir saçından, bir ayak tırnağına kadar vücuduna fazla bir şey var mı? Eksik bir şey var mı? Her şeyin bir hikmeti, binlerce hikmeti yok mudur? Alemde, yeryüzünde, her şeyin, taşın, toprağın, ağacın, kuşun, sineğin, böceğin, her şeyin binlerce hikmeti yok mudur? Varlık sebebi yok mudur? Vardır. Kim onlara o hikmeti takmıştır? Hakim olan Cenab-ı Allah'tan başka. Dolayısıyla şu gözümüz önündeki Hikmeti inkar etmek, şu nefsimizde ve ekser eşyada her vakit müşahede ettiğimiz inayeti, inayeti, inayeti inkar etmek gerekir. İnkar etmek gerekir. Eğer ahiret yoksa, inayet yok diyeceksin. İnayet varsa ahiret var diyeceksin. Allah'ın inayeti her şeye elini uzatmış, herkese yardım ediyor, herkesin her derdine derman yetiştiriyor. Dolayısıyla nefsimizde de ekser eşyada da gördüğümüz, müşahede ettiğimiz bir hakikattir. İnayet hakikati ve bu pek kuvvetli emaratı görünen adaleti, belirtileri, izleri, işaretleri görünen adaleti inkar etmek lazım gelir ve şu her yerde gördüğümüz merhameti inkar etmek lazım geldiği gibi şu kainatta gördüğümüz icraat hakimane ve efali kerimane ve ihsanat rahimanenin sahibini Haşa sünme haşa. Şimdi saygıdeğer izleyiciler biz sıfatlardan başladık. Yani hikmet bir sıfattır, inayet bir sıfattır, adalet bir sıfattır, merhamet bir sıfattır. Her yerde gördüğümüz bir merhamet var. Bir sinekçi eğer ölüyorsa o sineğin hemen yanı başında o sineğin bütün vücudunu kullanan başka türlü varlıklar hemen geliyor o sineği kullanıyor o sineği yemekte kullanıyor hayat var ölüm var hiçbir şey tesadüf değil her şeyde bir merhamet var. Merhamet elini her şeye uzatmış. Her şeyin, herkesin, her canlının her ihtiyacına karşılık bir merhamet. Cenab-ı Allah'ın merhameti uzanıyor, yardım yetiştiriyor. Dolayısıyla e, bu merhameti, adaleti, inayeti, hikmeti inkar etme imkanı olmadığı gibi şu kainatta gördüğümüz hakimane icraatın, hakimane her şeyin üzerinde hikmetini gösteren yüksek bir icraatin ve kerimane efalin kerimane cömertçe bu fiillerin ve rahimane merhametli bir şekilde şu ihsanatın bu ihsanların sahibini haşa sümme haşa sefih bir oyuncu katil bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir. Kim o Cenab-ı Allah'ın sefih bir oyuncu katil bir zalim demek gerekir? Kim nihayetsiz muhal bir inkılab hakayıktır. Hakikatlerin tersine dönmesidir. Allah zalim bir oyuncu olabilir mi? Allah katlar bir zalim olabilir mi? İnsanları yaratsın da, öldürsün de, ahirete götürmesin, ebedi bir hayat vermesin. Canlıları yaratsın da, bitirsin, hayatı sona erdirsin. Acımasızca, merhametsizce, adaletsizce, inayetsizce, hikmetsizce. Hayır. Allah sefihi bir oyuncu değildir. Allah kattar bir zalim haşa ve haşa değildir. Ahireti yok diyorsan o zaman sen Allah'a sefi bir oyuncu demek istiyorsun. Allah bizimle oynuyor haşa ve kella demek istiyorsun. Allah kattar bir zalimdir demek istiyorsun. Çünkü eğer ahiret yoksa Allah'ın zalim olması gerekiyor. Hakkı hukuku görmemesi gerekiyor. Adalet etmemesi gerekiyor. Merhamet etmemesi gerekiyor. İnayetinin olmaması gerekiyor adaletinin hikmetinin olmaması gerekiyor saygıdeğer izleyiciler. Söz nereye gidiyor bakınız. İş ailetin olmadığı noktasından bir şüpheden kalkıyor. İş Allah'a uzanıyor. Allah sefi bir oyuncu olabilir mi? Allah bu alemi kurduysa, dünya yaratmış ise ahiret vardır ve işi ahirette Cenab-ı Allah e, ödül verici kulları vardır, mükafat verecektir. E, hak soracak, hukuk soracak kulları vardır. Onlar da hukuk soracak, onlara ceza verecek, onların hakkını, hukukunu yerine getirecek. Dolayısıyla bu dünyadaki bütün işlerin hesabı, kitabı ahirette sorulacak, ahirete önümüze gelecektir. Bir ahiret vardır ve ahiret bu dünyanın tamamının bir adeta, bir jübilesi, bir finali, bir e, bu dünyanın adeta bir e, güzel neticesidir. Netice olmadan, çatı olmadan bina olabilir mi? Bina varsa çatısı vardır. Bu dünyanın çatısı ahirettir, kurulmuştur ve ebedi bir çatı olarak orada duruyor, bizi bekliyor. Burada bir haşiye var. Bir haşiye var. İsterseniz okuyalım. Evet, adalet iki şıktır. Biri müsbet, diğeri menfidir. Müsbet ise hak sahibine hakkını vermektir. Hak sahibine hakkını vermek müsbet adalettir şu kısım adaletin bu dünyada bedahet derecesinde apaçık herkesin göreceği bir bir biçimde ihatası vardır. Yani herkes hak sahibi, her hak sahibi hakkını alıyor. Çünkü üçüncü hakikatte ispat edildiği gibi her şeyin istidat lisanıyla ve ihtiyacı fıtri lisanıyla ve ıstırar lisanıyla Fatih-i Zülcelal'den istediği bütün matlubatını, bütün isteklerini Vücut ve hayatına lazım olan bütün hukukunu mahsus mizamlarla, muayyen ölçülerle müşahede apaçık ayan beyan herkes görüyor ki Allah veriyor. Yani eğer insanın istediği ve istidat diliyle, kabiliyet ve yetenek diliyle, fıtri ihtiyaç diliyle, fıtri ıstırar diliyle e, Cenab-ı Allah'ın istediği her şeyi Cenab-ı Allah veriyor. İstidat lisanı olursa veriyor. Kabiliyetini vermiştir. Kabiliyetinin istediği şeyleri de Cenab-ı Allah veriyor. Fıtri ihtiyaçlarını vermiştir. Fıtri ağlamalarına, isteklerine, dualarına Cenab-ı Allah cevap veriyor. Anında istediklerini yerine getiriyor. Istirar diliyle zorda kalan bir insanın, bir mazlumun, bir mağdurun istediği şeyleri Allah veriyor. Anında veriyor. Cenab-ı Allah bu şekilde öyle veriyor ki herkes, her dertli, her mazlum, her ıstırar sahibi bunu fark ediyor. Allah'ın Elinden tuttuğunu fark ediyor. Dolayısıyla ihkak hak vardır bu dünyada. Yani hak edene hakkı Cenab-ı Allah veriyor. E, bu dünyada açık bir şekilde hak eden insana hakkını Cenab-ı Allah veriyor. Ve bütün hukukunu mahsus mizamlarla, özel ölçeklerle, belirli ölçülerle bir müşahede bunu herkes görüyor. Demek adaletin şu kısmı vücut ve hayat derecesinde kat'i vardır. Vücut varsa, beden varsa adalet vardır. Bu dünyada gözüküyor. Hayat varsa adalet beraber vardır. İkinci kısım adalete gelince menfi adalettir bu. İkinci kısım menfidir ki haksızları terbiye etmektir. Haksızları terbiye etmektir. Yani haksızların hakkını tazip ve tezziye ile veriyor. Şimdi hak edene müsbet manada mükafat olarak hakkını verdiği gibi Haksız olanlara, zulmedenlere, yanlış içinde olanlara Cenab-ı Allah haksızlara da cezasını veriyor, azabını veriyor, tecziye ediyor, ceza veriyor haksız olanlara. Şu şık, şu şık ise cından tamamıyla şu dünyada tezahür etmiyor. Bu dünyada tamamıyla bu şıkkı göremiyoruz. Yani adam öldürüyor, vuruyor, kırıyor, çalıyor, çırpıyor. Bakıyorsun bir kenarda, bir köşede yaptıklarıyla, çaldıklarıyla, çırptıklarıyla öldürmeleri bir tarafa durdurduğu halde yaşayabiliyor. Ve bu onun yakasından adalet yapışmayabiliyor. Adaletten kendisini kurtarabiliyor. Ölüm ölüm geldiği zaman da birçok insana insan hakkını yemiştir, hukukuna girmiştir, öldürmüştür, çalıp çırpmıştır. Üzerinde birçok hak varken Allah'a teslim olmuştur. Böyle çok insanlar ve hemen hepimizde bu maalesef az ya da çok vardır. Birçok insana hakkımız olduğu halde o ölmüştür birçok insan. Bizde hakkı olduğu halde ölmüş olabiliriz. Dolayısıyla bu manada adalet nerede tecelli edecektir? Dünyada tecelli etmeyen adalet ahirette, mahşerde, Allah'ın huzuruna gittiğimizde orada adalet tecelli edecektir. Gel kulum, sen falanca kişinin hakkını almışsın. Sen falanca kişiyi öldürmüşsün. Sen falanca kişiyi kırmışsın, incitmişsin. Senin üzerinde hakkı var. Senin de falanca kişinin hakkın var diye haklar yerini bulacak. Adalet yerini bulacaktır. Bu da gerekirse tazip, gerekirse tecziye manasında e, azap gerekiyorsa, azap verecek tecziye, ceza gerekiyorsa, ceza verecek adaleti bulmak gerekiyorsa, anlaşmak, uzlaşmak gerekiyorsa da Cenab-ı Allah anlaştırıp uzlaştıracak. Yani adalet yerini bulacaktır. Dolayısıyla bu dünyada biz e, genellikle zalimlerin, kötü insanların, kötülerin yaptıklarıyla beraber öldüklerini görüyoruz. Ve şunu diyoruz genelde. Bu dünyada iyiler yaşamaz. Kötüler yaşıyor diyor genelde. Temsil olarak halk dilinde bu vardır. Dünya kötüle, kötüler kötüler dünyasıdır. İyilere kalmıyor bu dünya anlamında. Halk söylüyor. Sanki kötülere kalıyormuş gibi. Hayır. Ve yaptıkları yanına kar kalıyor. Hayır. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor. Kötülerin yaptığı kötülük yanına kar kalmıyor. Kalır gibidir. Dünyada ölümle sanki eşitleniyor gibidir. Onlara bir hesap soran yok gibidir. Ama onlar öldükleri zaman kötüler yaptıkları kötülüklerin cezasını verecekler, ödeyecekler. Allah onu soracak onlardan. Dolayısıyla hiçbir kötü bu dünyada öldükten sonra hakkı, hukuku sorulmadan öldükten sonra ahirette hesapsız bir şekilde yaşayacak değildir. Ona o kötülüğünün hesabı sorulacak. Neden yaptığı sorulacaktır. Öyleyse bu dünyada evet zavur etmiyor. Fakat o hakikatin vücudunu ihsas edecek bir surette hadsiz işaret ve emarat vardır. Yani adalet hakikatini net bir şekilde biz bu dünyada da varlığını hissedebiliyoruz. Ez cümle. Kavmi Ad ve Semud'un Kavmi Ad ve Semud'dan tut ta şu zamanın mütemerit kavimlerine kadar. Yani Ad kavmi neden helak oldu? Semud kavmi neden helak oldu? Nuh kavmi neden helak oldu? Yani bu büyük büyük kötülükleri olan kavimler yaşıyorlar bir noktada kadar azgınlaşıyorlar, çıldırıyorlar. Hatrut dinlemiyorlar ve bir ilahi tokat onlara geliyor. Bu tarihte de olmuştur, günümüzde de olabilir. E, ve dolayısıyla kavimlere gelen sille itedip ve taziyana tazip, taziyane tazip, azap cezaları, tokat, e, tehdit tokatları gayet ali bir adaletin, yüksek bir adaletin hükümran olduğunu hadsi kat'i ile kesin bir dil ile gösteriyor. Evet şimdi haşiyemizi okuduktan sonra okuduktan sonra son paragrafımıza girmiş olalım. Evet, inkılabı hakayık gerekir demiştik. İnkılabı hakayık gerekir. Yani eğer hakim olan, rahim olan, adil olan ve muin olan, inayet sahibi olan Cenab-ı Allah bu dünyadan sonra ahireti yaratmıyor ise, yaratmamış ise o zaman hakikatlerin tersine inkılap etmesi gerekir. Allah'ın sefih bir oyuncu olması gerekir. Haşa. Katlar bir zalim olması gerekir. Allah'ın bütün insanları öldürmekle, çırpmakla, yok etmekle, canlıları yok etmekle maşin bir zevk alması tabiri caizse. Sünme haşa. Biz tabi bu ifadeleri kullanırken titriyoruz. Hakikatlerin tersine dönmesi gerekir. Böyle bir şey yok. Hatta her şeyin vücudunu ve kendi nefsinin vücudunu inkar eden ahmak Sofistaylar dahi bunun tasavvuruna kolay kolay yanaşamazlar. Tarihte Sofistaylar denen bir grup var felsefede. Her şeyi inkar ederler. Eğer derler. E, hani mülhitler vardır, ateistler tarihte de vardır. Allah yoktur diyen insanlar vardır. Olmuştur. Derler ki Sofistaylar, kardeşim Allah yoksa kainatta yok. Allah yoksa ben de yokum, sen de yoksun, hiçbir şey yoktur. Yaratıcı yoksa ben niye var olayım? Kainat niye var? Dünya niye var? Varsa varlığın sebebi ne? Nedir sebebi? Allah yaratmıştır ondan vardır. Yok diyorsan, varlığını ispat etmiyorsan, edemiyorsan ben de derim ki ne Allah var ne kainat var hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok demek Allah yoktur demekten daha mantıklıdır. Yoksa hiçbir şey yoksa Allah da yoktur diyebilirsin. Mantık orada bir hüküm verebilir. Ama ben olayım Kainat olsun, dünya olsun, her şey olsun Allah olmasın. Böyle bir şey olabilir mi? Her şey varsa Allah niye yoktur? Akıl bunu izah edemez. Ateistlik bu bakımdan mantıksızca bir yoldur. Ya mantık aklın mantıksız bir yürüyüşüdür ateizm. Her şey var Allah yok. Böyle bir şey olabilir mi? Güneş var, dünya var, ay var, toprak var, deniz var, su var, dağ var, taş var, insan var, canlı var, hayvan var. E Allah yok. Böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Akıl Tersine gidiyor adeta. Öyleyse ya her şey yok diyeceksin. O zaman Allah'ın yok olduğu en azından küçük bir aklı izah olabilir. Ya da her şey varsa Allah da vardır. Her şeyin yaratıcısı olan Cenab-ı Allah olacaktır. Olmamasına imkan yoktur. Evet saygıda izleyiciler. Biz burada dersimizi inşallah sonlandıralım. Dersimizin devamı inşallah gelecek diğer derslerimizde. İnşallah birlikte olmak duasıyla Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Hoşçakalın.